Günaydın güzelim. Günaydın benim meleğim. Ben bugün erkenden kalktım, hazırlıklara başladım annem, biliyor musun? Çünkü çok işimiz var bugün. Çünkü babanla birlikte gidiyoruz. Ya her şeyi yeniden başlamaya gidiyoruz. Gerçek bir aile olmaya gidiyoruz. Bilmediğimiz diyarlara gidiyoruz. Gidelim mi? Ha? Gidelim mi babanla? Canım benim. Ha? Gidelim mi anneciğim? Ayrıca Allah'tan ben başlamışım erkenden. Yani baksana ne kadar çok eksiğimiz varmış. Bak diyorum ki bugün sana kalın bir şeyler alalım. Yani nereye gideceğimizi bilmiyorum. Belki daha soğuk bir ülkeye gideriz. Orada üşütmeyelim seni, değil mi bebeğim? Eyvah. Pasaport evraklarımı salı. Biraz konuşalım mı Emir? Aşağıda bekliyorum. Bana bugüne kadar sonsuz destek oldun. Sana duyduğum minneti nasıl anlatırım? Nasıl ifade ederim bilmiyorum. Ben bir karar aldım Emir. Sana nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. Ama biz, yani Elif'le ben, Yiğit'le birlikte gidiyoruz. Başka bir ülke. Yeni bir hayat kurmak için. Bir şey demeyecek misin? Ne diyebilirim ki? Sen bana fikrimi sormuyorsun. Bir karar vermişsin. Bütün pasaport işlemlerini hallettikten sonra bir zahmet haber veriyorsun. Sağ ol, hayırlı olsun. Evrakları gördün. Ben böyle öğrenmeni istemezdim senin. Ama bak inan bana. Ben sadece seninle oturup konuşmak için doğru bir zaman kolladım. Ama bulamadım. O dediğinin doğrusu Elif'i götürmek için iznine ihtiyacım var. Birbirimize artık dürüst olalım Kübra. Emir saçmalama. Benim için yaptığın bunca şeyden sonra sence gerçekten ben seninle konuşmadan, vedalaşmadan gidebilir miyim? Öyle mi sandın? Sen bunca olup bitenden sonra hala Yiğit'e güveniyor musun? Yiğit neden gidiyor? Nereye gidiyor? Sana bir şey anlattı mı? Pek bir şey anlatmadı. Anladığım kadarıyla güvenlik konusunda bir takım sıkıntılar varmış. Hem bizim bir aile olarak devam edebilmemiz için hem de güvende olmamız için yanında istiyor işte bizi. Ben de sizi güvenlik için bir yere götürmek istemiştim.
kısa bir süreliğine. Ankara'ya beraber gidelim demiştin. Sense bana burada pastane var dedin. Elif'i söyledin. Kendi ayaklarının üzerine durmak istediğini söyledin. İki günde ne değişti? Değişen bir şey yok Emir. Ben asla değişmeyecek sebepler yüzünden Yiğit'le gidiyorum zaten. Neler mesela onlar? Mesela Elif'in babası Yiğit. Bunu istesek de değiştiremeyiz. Benim de kızımı babasından ayırma gibi bir hakkım yok. Oraları babalık yapmaya hevesli. Evet. Peki vazgeçmeyeceğini nereden biliyorsun? Bizden mi? Elif'ten. Yapmaz. Yani artık yapmaz. Sana son bir soru soracağım. Bana dürüst cevap ver. Tamam mı? Sen Yiğit'e hala aşıksın değil mi? Sen kendi işlemlerini halletmişsin zaten. Geriye bir tek Elif'inkiler kalmış. Ben olmadan başvuruyu kabul etmezler tabii. Ben bugün notere gider muvafakatname çıkartırım. Sen de sonra Elif'i alır istediğin yere götürürsün. Seninle evleneceğiz. Elif babası olarak beni bilecek. Eğer yarın bir gün sen de ben de kendi yolumuza gitmek istersek boşanırız. Ama o zaman bile Kübra, o zaman bile Elif babası olarak beni bilecek. O her zaman korunan ve sevilen bir çocuk olarak büyüyecek. Emir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.